Döviz ve altın sabah itibariyle güne yüzde ikilik artışla başladı. Yukarı yönlü hareketlerse devam ediyor. Saraf İhsan Gülderdi son 15 yılın kredi risk primlerinin zirve noktaya gelmesiyle birlikte dövizin üzerindeki baskının arttığını ifade etti. Döviz kurunda gerçekleşen artış hakkında konuşan Saraf İhsan Gülderdi şunları ifade etti bugün itibariyle özellikle sabah 9'da iş yerimize geldiğimizde %2'lik bir artışla başladık güne. Bunun en büyük haberi de küresel sermayelerin ve küresel ekonomilerde resesyon beklentilerinin yukarı yönlü olmasıydı. Özellikle son 15 yılın CDS'lerinin zirve noktaya gelmesiyle birlikte dövizin üzerindeki baskı da arttı. Bu da yüzde iki hatta şu an itibariyle yüzde %3'e kadar bir artış gözlendi. Bunun geri tepkimesi oldu mu? Kar satışları geldi. Özellikle dolar bölgesinde 16 16 lı rakamları görmüştük. 16 85 16 90 seviyesinde de euroyu görmüştük. Bununla birlikte tekrardan kar satışları geldi. Şu an %2 artışla e, dolar ve euro e, devam ediyor. Tabii e, bununla birlikte resesyon sinyalleriyle birlikte de e, onsun da yukarı yönlü hareket ettiğini gördük. Bu da e, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Tabii e, bu özellikle e, dün bahsettiğim Çin üzerinde e, tam kapanmaya gitmesi ve ilerleyen zamanlarda risk iştahının artmasıyla birlikte altın fiyatlarında döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareket ettiğini söyleyebilirim. Tabii bunların hepsi birer etken oldu. Müzik